Selam millet, Dede Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda hep birlikte Recon Control oyununa hep bir göz atacağız. 28 Oktober diyor, September, Oktober, November. Her zaman bu ayları karıştırıp baştan saymak zorunda kalırım. Ekim ayının 28'inde çıkmış 1.0.0 versiyon oyunun. Bakalım nasıl bir oyunmuş, hep birlikte görelim. Türkçe desteği var bu arada oyunun. Bayıldım buna. Kuduz Hayvan, Rabbit Animal diyor herhalde. Normal modda yeni bir oyun... Yok, normal modda yeni oyun başladı. Beni üzme. Nereden başlayayım diyorsun? Galiba zaten bir yer seçemiyorum başlayacak. Hani birinci bölümü seçebiliyorum sadece. Şu anki görev için savaşçı seç. 04. 04. Er. Allah Allah, nasıl bir oyun acaba bu? Ekipmanı nasılmış bu erin? İkinci silahı buymuş. Yakın dövüş. İsabetlilik, ıskalama şansı. Ha. Hız. Dayanıklılık. Bu adamın ıskalama şansı %54. Bu adamın daha az. %44. Bu genlemesi iyi bir şey olsa gerek. Eğer Waters'ı seçelim biz. Waters'ı seçelim. Ha. Janus'unu seçelim. Hansen'i seçelim. Huxley'i seçelim. Waters, Janison, Hansel, Huxley. Waters, Janison, Huxley, Hansen. Bilmiyorum ya. Bana güzel gibi geldiler. Başlat. Binaya girme, düşman kuvvetlerini yok edin. Şimdi VSAD ile hareket etmem lazım diyor. Ben ne yapacağım tam olarak ya? Ha, tur tur ilerleyeceğim galiba. Bir saniye. Eylem iptal. Space turu bitir. Sen. Oo, XCOM'a hoş geldiniz. Şuraya kadar gelelim, tamam. Turu geç desem. Bunun turunu mu geçtim? Evet, galiba bunun turunu geçmişim. Şuradan gelebiliyormuş arkadaş. Hode, hore diye geldi oraya kadar. Peki şey var mı acaba? Ateş etmeden dur. Pusu. Şimdiki sırayı atla ve yaklaşırsa bir düşmana saldır. Pusu. Güzel. En sevdiğim şey. Bu ne abi? Buraya gelirsen adam görüyorsun diyor. Buraya gelirsen adam görüyorsun. Şurada merdivenden çıkacak adamlar var galiba. Şuraya gelirsem adam görüyor muyum? O zaman burada bir de bu neymiş? Kafadan vurma. İsabet oranı önceki değerden %40'a düşer. Eğer atış kaskı delerse ani ölüme sebep olur. Pusu. Sen de bu adam yürüyemiyor. Niye? Bilemedim. Pusu. Düşman faaliyeti. Peki abi. Şimdi bu adamı bir seçelim. Şuraya gelirsek, buraya gelirsek hep aynı adamı görüyoruz. Bunu görüyoruz. Masanın arkasına sünsem acaba iyi... Dur bakayım, bununla şöyle bir ineceğim aşağı. Şuradan bir vur diyorum bunu. %59'la. Tak! Aa, adam ağrılı oldu ateş. Ağrı dedi. Tak, ıskaladı. Yeterli AP yok, peki. Buraya yürütelim seni de. Silahını seç. Tatak. Tatak, yeterli AP yok. Şöyle yürü. Peki hocam. Sen o zaman bunun biraz dibine gir. Şuradan. Tak. Tak, 30 diye vurdu onu. Hiç hareket etmezsem iki kere atış ediyorum. Bu adam iki kere atış etti ama. Tak, bir daha vurdum. Bu adam da şey demedi. Bu herif bir daha vurabiliyor mu? Vuramıyor. Yeterli AP'si yok. Böyle insin o zaman. Ha. Pusu dedi. Bu adam da böyle geldi. Hiç hoş olmayan şeyler yaptılar. Bak şimdi. Sen bir intikamını al önce, tamam mı? Tamam, gayet güzel.
Sonra bu kapının arkasındaki adamlara karşı galiba pusu yapmam lazım. Şöyle demem lazım. Pusu. Bunu da hemen şuraya çıkaracağım ama önce bunu çıkarmadan önce buradan diyeyim ki kafadan vurma. Şimdi bununla normal otomatik silahın 3'lü modda ateşte isabet oranı öncekilerden %60'a düşer. Şu anda %80. %60 olsun. Düşmesin %60'a. Şöyle yürüyeyim, dibine kadar gireyim. Şimdi düşsün %60'a. Hatata. Ha. İki kere taradığı için adamı gerçekten üzdü. Bir kere daha ateş eder misin? Etmezsin. Şarjör değiştirmen lazım. Şarjörü değiştir diyor. Abo! O adam da değilmiş ki zaten sıra. Ha. Ağrı, kanama. Efendim sen de pusu. Oh, bıçakladı. Bu kadar. Şimdi sende bir sağlık kiti var canım. Sağlık kitiyle yeterli APN yok. Ağrı kesici. Ağrın kesildi. Güzel. Sana gelelim. Pusu diyelim. Sana gelelim. Şöyle yürütelim seni. Ha, buraya gelirsen vuracaksın onları. Peki. Pusu diyelim. Şimdi bu adamın ağrısı yok. Başka kimin ağrısı vardı ya? Bilemedim ama. Şarjör de olmadı. Şarjörü de değiştiremedin. Pusu. Şimdi bak sen şarjörü değiştir. Sen şarjörü değiştir. Tam teçhizat. Sen şarjörü değiştir. Sen şarjörü değiştir. Ağrı kesici içebilecek olan var mı aranızda? Yok. Peki. Püsü. Püsü. Sizi ben pusuya yatırmalıyım. Üzgünüm. Başka türlüsü olamaz. Pusu demeliyim buradan. Şu adama şimdi ha? Sağlık kiti ne oldu? Sargılı. Sargılı Ahmet Efendi oldu. Peki. Bu adam... Bu ne abi? Kanama. Ha, kanamadan ölecek adam zaten. Tamam. Peki 5 tur boyunca iyileşecek mi? Anlamadım. Bunlardan birinin pususu var, değil mi? Evet. Ağrı kesici. Valla bunun ağrısı da varmış. Diğerinin yokmuş. Üzgünüm ama ben böyle bir durumda... Şşş, ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun aslan? Oo, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bunu ben hiç bilmiyordum. Vay arkadaş. Niye yumruk atıyorsun sen ya? Ha, yakın mesafeden olunca yumruk mu atıyorsun? Of. 3 hit combo yaptı. Gerçekten adamı bitirdik şimdi. Mükemmel kardeşlerim. Görevi tamamladık. Terledik. Kaşlar çatıldı.
Biraz zorlandık ama görevimizi tamamlamayı başardık. Şimdi ekipmanlar dediğim zaman, yetenekler dediğim zaman bu adamlar ne oldu? Canlarmanlar. Canlarmanlar gitmedi galiba. Quick Huxley. Ha, kullandığı malzemeler var. Vallahi kullandığı malzemeler var. Waters ikmal 100. Hansen ikmal. Peki şimdi vücut, vücuduna adamların vücuduna, orasına, burasına, arasına, burasına diye zırh alabiliyormuşum. Satın al bakayım. Zulala. Koruma seviyesi 1, koruma seviyesi 2, 3. 3. Vay arkadaş. Walters'a mı aldım? Anderson'a mı aldım? Johnson'a mı aldım? Huxley'e mi aldım? Kime aldım ben bunu ya? Kime aldım ben bunu ya? Bir dakika. Küçük sırt çantası. Sırta değil, vücuda aldım ben bunu. Ha, kuşan diyorsun. Bir de kuşan demek lazımmış. Pardon. Hansen'e vücuda al, kuşan. Buna vücuda al, kuşan. Buraya vücuda al, kuşan. Güzel. Şimdi yeteneklerde, yeteneklerini açabileceğiz bunların. Güzel. Şimdi yeteneklerde bu adam zaten yakın dövüşçüymüş. Ve vücudu varmış. Vücut. Dayanıklılık yeniliyormuş, bir şeyler yapıyormuş. Bu adam yakın dövüşçüyse ben buna bir tane Shoryuken daha vereyim. Hasarı olsun Walters'ın. Tamam. Johansson. Johansson ateşli silahlarda başarılıymış. Makinalı tüfek kullanma yeteneği. Elinde ne var? Pompalı tüfek. İsabetlilik. Keskin nişancı tüfeği. Seri atış. Tabanca da hafif makinalı tüfekle 3 atış yap. İsabet oranı. Bunu zaten yapıyoruz. Yani bunu da verdik. Ne yapalım artık? Böyle de bir şey var. Kabul et dedim. Ha, bu adamkini kabul etmemişiz ki. Bunu da kabul et dedim. Huxley'e gelelim. Huxley envanter vücut diyor. Ateşli silahlar diyor. Huxley'de de tabanca varmış. Huxley biraz şey olsun. Araçlar, patlayıcılar, el bombası. El bombası taşısın. Hansen. Hansen'de şimdi ne yapacağız ona bakalım. Hansen'inki de makinalı tüfek. Ateşli silahlar için isabetlilik oranı diyor. Tabanca dafı makinalıyla 3 atış yap. İsabet oranı önceki değerden %80'e düşer. Tamam, gayet güzel oldu. Bence bunu da kabul ederim. Geri gidiyorum. Şimdi bizim adamlar nerede? Bizim adamları seçeceğim ben. Tabii ki Waters. Ha, depo Zula. Depo. Waters. Adamları değiştirmem gerekmiyormuş ki. Olduğu gibi seçebiliyormuşum. Güzel. Başlat. Ha. Bu biraz sıkıntılı oldu. Depoyu sabun. Peki. Şimdi elinde daramalı olan adamı bir şöyle getireyim. Sonra benim bir tane yumrukçum vardı ya. Tabancalı. Yumrukçumu da böyle getireyim. Arka taraftan depoya saldırmazlar değil mi? Bunu da böyle getireyim. Bunu da böyle getireyim. Hadi bakalım. Düşman faaliyeti. Abo. Burası açık mı kalacak acaba böyle yaparsam? Ne diyor? Tabanca defa makinalıyla 3 atış yap. Üçlü atış. Otomatik silahı üçlü modda ateşle. %80'e düşer. Benim kaç AP'm var? 9. 7 AP zaten bu da. Direkt ateş etmek kaç? Saldır 4 AP. Nişan alındı 5 AP. %87. Oh, kapıyı da kapattım. Buna da pusu diyeyim. Buna da pusu diyeyim.
Buna da pusu diyeyim. Hadi bakalım. Ney? Nasıl kapıdan ateş ettiniz ya? Ahlaksızlara bak. Pusu mu kurdu bu adamlar? Au! Ya. İşte böyle olur aslan. Yok, bu böyle olmadı ya. %20 ihtimalle vurmak çok kötü. Ben kapının içine kaçayım, bir daha bizi vuramasın. Siz koşun şimdi. Canlarım benim. Hiç bilememiştim ben burada böyle bir şey olacağını. Siz oraya doğru bir koşun. Bu sandıkları falan üstüne atlayacaklar herhalde. Ne yapıyorsun? Hayırdır? Komik adam seni. Sizi geçtim bayım. Sizi de şöyle alalım ama sizi de geçtim bayım. Buradaki adamlar... Yok öyle bir şey. O zaman pusu. Buradaki adamı da şöyle alalım. Pusu. İki tane daha adam geliyor. Değiştir şarjörünü. Sende bir şeyler var. Ağrı. Evet. Düşman faaliyetleri. Hey hey hey. Buraya çıkarsam ikisine de sıkarım diyor. Ağrı ağrı dedi. Ağrı dedi. Olmadı. Bu da geri gelsin. Buradaki adamlardan biri de koşarak buraya gelsin. Arkaya yardım etsin. Ön taraftaki bizim bu adam da şuraya gelip pusu desin. Düşman faaliyetleri. Oo, bu hoş olmadı. Demirle üstümüze koşuyorlar. Oo, buraya da düşman geldi. Peki. Şimdi bizim bu adam şurada bir adam. Burada bir adam. O değil. Bu adam. Üçlüyle buna. Oh, fena sıktı var ya. Bir içim rahatladı resmen. Yeter, ne yapayım yok. Peki. Şimdi sen... O adamlar yürüyüp atış edebilir aynı zamanda. Bunu indirmen lazım ama vuracağım mı? %97. Yani çok hoş oldu böyle yapman açıkçası. Şuraya kadar da ilerleyeyim. Sen de buradan şu yukarı çık, içeri girdiği zaman içeride vuralım o adamları biz. Beklemeye geç. Evet, şimdi fasulyenin faydaları. Sen şu adamı nereden vuracaksın? Buraya gelirsen de vururum diyorsun. Bam. Bam. Gayet güzel. Şu tarafa da geçtim. Ya. Biz burada bostan korkuluğu muyuz dedi. Tak tak diye iki tane sıktı oraya doğru. Şimdi bu da mesela. Aynı şekilde. Oo, şarjör mü bitmiş? Hiç hoş olmamış bu. Gerçekten hiç hoş olmamış. Bu da hiç hoş olmadı. Neler yapıyorsun sen? Kaç AP ile nereye gideceğini gösteriyor da. Koşarak şöyle bir gidelim. Sonra bunu vurmayı deneyelim tabancayla.
Şuradaki adam sen de koşarak böyle bir git. Çok kötü oldu. Ha. Bastırılmış duyguları ortaya çıktı adamın. Bastırılmış işte resmen. Kalan düşman kuvvetlerini yok etti sadece. Sen değil yavrum. Bir saniye dur. Bu adam kendine medikit bassın. Evet, gayet güzel. Şimdi bu adamsa şuraya gelip aşağıya doğru yukarıdan mermi bassın. Teşekkür ederim. Bu adamsa siper alıp siperin içine girip daha doğrusu ha şunun beynine dedim bıçakla vurdu. Peki bu adamın derdi ne tam olarak? Mükemmel. Bu adamın derdi buymuş. AP'si yok. Bunun action point'i yok. Bunun da turunu geçelim. Bunun da AP'si yok ama bir AP ile bu. Olmadı. Ne yapıyor abi o adam? Molotov kokteyli mi attı o adam? Hiçbir şey anlamadım. Bu bunların yanına gelme, buralardan şey yapma, siper alma mekaniğini çözemedim zaten oyundan. Yeterli AP'n yok. Geri gir abi. Sen gel. Multiple atış. Bak bu kadar abi. Gayet güzel. Multiple atış yapacaksın böyle. Sen de ön tarafta kimse kalmadı, değil mi? Gel abi sen de böyle. Tek mermin varsa sık. Sıkamadın. Tamam, turu verdim. Sana da turu verdim. Bu el bombası falan. Ben bilemedim ama ya. Bunlar bizi çok bozdu yani çok üzdü. Hadi kumar. Bir kumar oynayayım dedim tutmuyor. Olmadı. Şimdi bir tane daha adam bulup şuradan. Kendisi yanıyor yalnız adamımızın. Neyse yana yana da olsa görevi tamamladı. Huxley öldü. Huxley öldü. Şimdi Huxley'in ekipmanlarına çökmem lazım. Huxley'in ekipmanlarına çökemedim. Şimdi şu adama geri gelelim. Yetenekler diyelim. Yeteneksizsiniz dediğimizde adam farklı bir konuda daha kendini geliştirebiliyor. Bak buna da mesela molotof. Ama molotofları kullanmada biraz daha kolaylık yaşıyor. Maalesef eline molotof gelmiyor otomatik. Şimdi şöyle rastgele bir bunları veriyorum. Çünkü bir şeyi kontrol etmek istiyorum bu mayadan çıkarak artık. Geri diyorum. Zula diyorum. Bu adamlara ekipman diyorum. Şuralara gelemiyorum. Birincil dersem ha bu adamlara zaten çok çılgın silahlar da verebiliyormuşum. Çılgın silahlar verip bu adamlara devam etmek lazım. Birim fiyat 300'lük bak canım XCOM oynamak istedi şimdi görüyor musun ya? Kafada altın da geliyor bize. Taarruz kaskı var. Flash bombası koruması isabetlilik %15 azalır. Biraz ağır olmuş bu. İsabetlilik azalmasın yani. Peki, sırt için sırt çantası bir ekstra 2 envanter, 2 ekstra 4 ekstra envanter. Tırmanma ekipmanı, duvara tırmanma özelliği çok hoş. 2D'de onu biraz zor görüyorum zaten ben ama olsun. Peki şimdi burada daramalı tüfek kullanan bir tane adamım vardı ya benim. Bak bu daramalı tüfekçim. Şimdi bu daramalı tüfekçinin mesela birinci silahı buymuş. Ona ne alabiliyoruz? Şunun yerine daha fazla menzili olan. Menzili az. Şunu az. Hareket cezası az. Patlayıcı mermisi fazla. Mermisi fazla falan filan. Ağır makinalı psiko bir silah alabiliyoruz.
Abi yok ya, çok değişik kombolar var yani. Bunları bakmak lazım. Hepsini bir ezber etmek lazım. İkinci silahlardan çok psiko silahlar var, susturuculu falan. Fena bir oyun değilmiş kardeşlerim. Recon Control fena bir oyun değilmiş. Daha zaten 1.0 versiyonu. Biraz daha geliştirilerek biraz daha güzelleştirilebilir bir oyun. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.